Solunum yolu hastalıkları olan ve akciğeri olumsuz etkileyen zatüre ve COVID-19 hastalıkları bazı noktalarda gösterdiği benzerlikler ile dikkat çekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Fatma Özdemir, hastanın zatüre mi yoksa COVID-19'a mı yakalandığını anlayabilmek için test ve tomografi yapılması gerektiğini belirtti. İsmim Fatma Özdemir. Özel Tekden Kayseri Hastanesi'nde göğüs hastalıkları hekimi olarak çalışıyorum. Şöyle bahsedeyim. Koronavirüs ilk Wuhan'da çıktığında bir değişik bir zatüre türü olduğunu söylemişti. Hatta bunu ilk söyleyen hekim arkadaşımız maalesef vefat etmişti. Aslında koronavirüs ve zatüreyi birbirinden çok ayırt edemeyiz. Bunlar ikisi de iç içe geçmiş hastalıklardır. Bizim göğüs hastalıkları hekimleri olarak Türkiye'ye daha henüz koronavirüs gelmeden önce bilim kurulu üyelerimiz oturup bir yol haritası çizmişlerdi. Sebebi de koronavirüsün zaten ağır seyreden formlarının zatüre şeklinde seyretmesi nedeniyledi. Normalde mevsimsel grip ya da bazı viral hastalıklar zaten zatüreye neden olabilir. Ama koronavirüsün daha fazla akciğer tutulumuyla, her iki akciğer tutulumuyla zatürenin ileri boyutlu bir formunu oluşturduğunu gördük bu iki yıl içerisinde ve hatta mutasyonlarla da yerleşim yerlerinin değiştiğini gördük. Aslında zatüreden şu şekilde bahsedebiliriz. Kabaca zatüre akciğerin sünger dokusunun viral ya da bakteriyel mikroplarla iltihaplanması olayıdır. Sünger dokunun iltihaplanmasıdır aslında. Bazen tek bir lobda görebiliriz, bazen tek bir akciğerde görebiliriz. Bazen her iki akciğerde yaygın olarak görebildiğimiz hastalıklar vardı. Viral zatüreler özellikle COVID'den önce görebiliyorduk. Her iki akciğerinde yumuşak dokusunu tutan. Ama koronavirüs biraz daha şiddetli. Özellikle her iki akciğeri tutan, her iki akciğerin yumuşak dokusunu hatta hava yollarında tutan. Yaygın tutulum yaptığı için yüksek oksijen desteğine rağmen oksijenin düşmesine neden olan bir hastalığa neden oldu. Mutasyonlarla birlikte biz bunu daha çok gördük. Çünkü neden bunu söylüyorum? Normal zatüre hastalarımızın hepsini yatırmamıza gerek olmaz. Bazı kriterlerimiz vardır. Oksijeni düşük değilse, enfeksiyon değerleri kanda çok yüksek değilse, ek hastalıkları yoksa, yaşı ileri değilse mesela ayaktan zatüreyi tedavi edebiliyorduk. Ama koronavirüs zatüresini eğer oksijen düşüklüğüne neden olduysa hastada, çift taraflı tutulum yaptıysa maalesef ki ayaktan tedavi edemiyoruz. Yatırıyoruz bu hastaları, hala yatırıyoruz maalesef. Çok fazla hastam oldu. Koronavirüsün ilk ülkemize geldiği zamanlarda ben il dışında çalışıyordum. İlk hastalarımız bizim Umre'den gelen hastalarımızdı maalesef ki. Ve hepsi, tamamına yakını, %100'ü zatüreyle geldi. Çoğu da ek hastalığı olan, yaşı ileri hastalardı maalesef ki. Oksijen desteğine ihtiyaçları oldu. Çoğunu yoğun bakımda takip ettik. Tabii ayaktan takip ettiğim akciğer tutulumu olan genç hastalarım da oldu. Covid zatüresi olan hastalarım da oldu. Bu hastaları biz genelde hastanın klinik durumuna, oksijen seviyesine ve enfeksiyon değerlerine göre karar verdik. Yaşı ve ek hastalıkları da önemliydi. Ayaktan takip ettiğimiz tamamen sağlığına kavuşan hastalarımız da oldu. Yani açıkçası bu hastalıklar iç içe geçmiş hastalıklar olduğu için çok birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. Çünkü aşılı hastalarımızda aşının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra dahi akciğer tutulumu olan, yani COVID zatürresiyle gelen COVID hastalarımız oluyor. Maalesef ki ortalıkta bir pandemi olduğu sürece, mesela pandemi olmasaydı zatüre gördüğümüz hastalarımızı işte az önce saydığım kriterlere göre ya ayaktan ya yatırarak tedavi ederdik. Ama şu anda bir kişinin öksürüğü varsa, balgamı varsa, ateşi varsa, göğsünde batma, yanma, ağrı hissi varsa, bu sadece bir bakteriyel zatüre de olabilir, başka bir viral zatüre de olabilir, maalesef koronavirüs zatüresi de olabilir. Dolayısıyla test yapmak lazım. Gerekirse ileri tetkik, tomografi yapmak lazım. Hani koronavirüs düşünmüyorsak ona göre önce maalesef ki pandemi olduğu için koronavirüs zatüresinden normal zatüreyi ayırt etmek lazım ve tedaviyi ona göre vermek lazım. Çünkü viral zatüreyle bakteriyel zatürenin ya da diğer viral zatürelerin tedavisi de birbirinden farklı. Şöyle bir çağrım olacak. Şimdi aşının önemini biz koronavirüsle, pandemiyle birlikte öğrendik. Ama normalde biz her yıl örneğin bizim en sık gördüğümüz hastalıklardan olan KOA hastalarımıza tanı anından itibaren zatüre aşısı öneririz. 65 yaş üstü akciğer hastalığı olanlara ya da ek hastalığı olanlara zatüre aşısı öneririz.
Hasta genç olsa dahi bir zatüre geçmişi varsa yine zatüre aşısı öneririz. Ülkemize bazen biri bazen biri geliyor. İkisi aynı anda gelmiyor. Bir 5 yıl koruyuculuğu olanlar var. Bir de ömür boyu koruyuculuğu olanlar var. Aile hekimleriyle görüşülebilir. Göğüs hastalıkları uzmanlarıyla, hekimleriyle görüşebilirler. Bazen reçete edilebiliyor, bazen de elden alınabiliyor çünkü. Özellikle ek hastalığı olan ve evde yaşlınız varsa... Çünkü dışarıdan genelde çocuklar getiriyorlar hani evden çıkmayan hastalara hastalığı. O yüzden mutlaka zatürre aşısını yaptırmalarını, COVID aşısının haricinde zatürre aşısını yaptırmalarını öneriyorum.